Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Derioğlu. Epeyden beri kendin yap videosu gelmiyordu. Hadi dedim bir tane kolayından çekelim. Necdet abi, özellikle yazın modemlerimiz aşırı derecede ısınıyor ve ısınmadan dolayı da internetimizde bazı kopmalar meydana geliyor. Modemimizi nasıl soğutabiliriz? Onunla ilgili bir video çeker misin? Hay hay dedim, çekeyim. Şöyle internet üzerinden bir bakayım dedim. Bu işi nasıl yapmışlar? Bakmaz olsaydım. Yurt dışında yapanlar da olmuş. Türkiye'de de yapanlar olmuş. Fanı modemin dışına koymuşlar. Altına veya üstüne. İsterseniz 10 tane fan koyun. Modemin içerisindeki ısıyı 1 derece bile düşüremezsiniz. Bunu ne yapacağız? Kapağını sökeceğiz. Şu üst kısımdan veya alt kısımdan bir pencere açacağız. Fan penceresi. Fanı buraya yerleştireceğiz. Ve fanımızı döndürmemiz için 5 voltta 12 volt arası bir voltaja ihtiyacımız var. Bunu öncelikle bir adaptörle sağlayayım diye karar verdim. Daha sonra bir deneme yaptım. Bizim modemimiz 10 volt bir adaptörle çalışıyor. Paralel bağladım. Modemde herhangi bir güç kaybı olmadığını gördüm. Ben de dedim ki dışarıdan herhangi bir adaptör kullanmamıza gerek yok. Dünyada ve Türkiye'de bir eşi daha olmayan modem soğutma sistemine başlayalım. Modemimizin vidalarını sökerek işe başlayalım. Öncelikle üflemeye nereden yaptıracağız ona karar vereceğiz. Ben baştan üstten bir pencere açmayı düşünmüştüm. Daha sonra vazgeçtim. Modemin bütünlüğünü bozmayalım. Alt kapaktan bir pencere açalım. Üfleme işini buradan içeriye doğru verelim. Yani çekme değil de üfleme tarzı bir soğutma yapalım. Üflemeyi içeri doğru verdiğimiz için şuralardan, şu boşluk kısımlardan buradaki komponentlarımıza da hava gelecek. Dolayısıyla yekpare bir soğutma sağlamış olacağız. Voltajımızı da hemen burada voltaj girişinden alacağız. Fanı bağladığımız zaman bakalım kayıp olacak mı voltajımızda. Kayıp olursa biz buna dışarıdan voltaj vermek zorunda kalacağız. Şöyle öncelikle deneyelim. Evet, 10 voltun buradan geldiğini görüyorsunuz. Bu kısımdan herhangi bir voltaj kaybı olmuyor. Modemlerin içerisindeki ısı üreten komponentlerden de şöyle kısaca bahsetmek istersek arkadaşlar. Buradaki bütün komponentlere baktığımız zaman şuradaki çiplerin ısı ürettiğini görüyoruz. Yani elimizde zaten tuttuğumuz zaman gayet hatırı sayılır ısındığını görüyorsunuz. Bu internete girdiğimiz zaman bu ısılar daha çok, yani modem çalışmaya başladığı zaman daha üst safhalara çıktığını görüyoruz. Sistem internete bağlı olmadığı halde 35-40 derece arası 38-39 derece bir ısı, evet 40 dereceye kadar çıkıyor. Bunlar fazla ısındığı zaman ne oluyor? Bizim modemimizin performansı düşüyor. Burada fanın yönüne baktığımız zaman da arkadaşlar fanların üzerinde şöyle işaretler var. Fanın hangi tarafa üflediğini buradan görebiliyorsunuz. Fanla birlikte internete de bağladım modemimizi. Herhangi bir sorun olmadığını gördüm. Dolayısıyla dışarıdan ikinci bir adaptöre gereksinim duymadım. Bu şekilde bağlayacağız. Diyelim ki bunu taktınız. Sizin modeminizde sorun yaşadınız. Yani paralel bağladıktan sonra sorun yaşıyorsunuz eğer. Dışarıdan alacağınız 5 ile 12 volt arası bir adaptörle buradaki fana dışarıdan voltaj vererek o durumdan da kurtarabilirsiniz. Şimdi öncelikle gelin biz şuradaki penceremizi açalım. Bu kısmı keserken herhangi bir bıçakla, falçatayla vesaire bir şey ısıtarak tüp üzerinde de ısıtabilirsiniz. Bu tarz pürmüzünüz varsa pürmüzle de ısıtabilirsiniz. Modeme ait olan şu kağıdı buradan söküp çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Olur ki ileride lazım olur size. Bunu bir kenara koyalım ve kesme işlemine başlayalım arkadaşlar. Direkt buraya bağlarsak her zaman çalışır. Biz ne yapacağız? Anahtardan kapattığımız zaman fan da kapanmış olsun. Yani modemimizi fişten çekmek zorunda kalmayacağız bu durumda. Anahtardan açıp kapatabileceğiz. Açma kapama anahtarını açtığımız zaman fanımız harekete geçsin. Her zaman çalışmasın. Tak fişi
setimizi anahtarı açtığımız zaman fanımızla harekete geçmiş oluyoruz. Ve böylelikle sizlerden gelen bir istek videoyla bitirmiş olduk. İddia ediyorum YouTube'da gerek yabancı gerek yerli içerikler içerisinde number one, 10 numara diyebilirim. Varsa bundan daha güzeli, varsa bundan daha fonksiyonel olanı, varsa daha böyle düzenli, biçimli olanı bulup Necdet tabi bak bu adam yapmış senden daha güzel yapmış diyebilirsiniz. Ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada ya? Söylesene. Eyvallah derim kardeş, seninki daha güzel. Bir iş yaptığınız zaman biraz düzenli yapmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Her türlü detayı düşünmeniz gerekiyor. Bu ayakları modemin altına ekledikten sonra buradaki iş %50 daha başarılı oldu. Yani burada fan bile çalışmasa bu bir yükselti oluşturdu. Modemimizin alt kısmından bir sirkülasyon olacak ve bu bile tek başına soğutma sağlayacak. Fanı saymıyorum bile. 40-50 dereceler arasında bir ısı olacak içerisinde. Fanı çalıştırdığımız zaman en az iddia ediyorum 20 derece bir ısı azalması meydana gelecek. Bu da bizim modemimizin daha stabil bir şekilde çalışmasına neden olacaktır. Burada ne yaptık? Fan voltajımızı direkt modemin kendi adaptöründen aldık. Siz bunu dışarıdan bağımsız bir adaptörle de karşılayabilirsiniz. Ben de öyle yapacaktım baştan. Test ettiğimde herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm ve modemin kendi elektriğinden, kendi voltajından besleme almaya karar verdim. Ve bir dahaki videolarda, klasik videolarda, kendimize has videolarda buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar.